PHP hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde J editör P'ini öğreneceğiz arkadaşlar. Bununla ne yapılabilir? Bununla mesela bir web browser, bir tarayıcı yapabilir. Ve bir tarayıcı yapacağız. Basit bir web tarayıcısı yapacağız bu dersimizde. Nasıl yapacağız? Öncelikle bir public class diyerek şöyle main class'ımızı ekleyelim. Java ders 44 diyelim. Extends kütüphanelere eklemenin kolay bir yolunu göstereceğim size arkadaşlar. J frame diyoruz. Extends J frame. Ardından implement metodunu kullanarak hyper link, yani linkleri mesela browser'da herhangi bir HTML dosyasını açtığımızda veya da web sitesini açtığımızda orada linkler olacak. O linkleri algılayabilmesi lazım bu browser'ın. Onun için hyper link listener diyoruz, listener. Sonra son olarak da bir action listener diyelim şuraya. Action listener diyoruz. Güzel. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. JFrame'in üstüne geliyoruz. Şuradan import JFrame JavaSwing diyor. Tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi kütüphanemiz eklendi. Hyperlink listener'ın üzerine geliyoruz. Buradan import hyperlink listener diyoruz. Gördüğünüz gibi eklendi. Action listener'ın üstüne geliyoruz. Onu da import action listener diyoruz. Gördüğünüz gibi bu kütüphanemizde eklendi. Şimdi kodlamaya devam edebiliriz. Şöyle yapalım. Public static void main string arg diyoruz arkadaşlar. String args. Güzel. New Java ders 44 dedim. Şimdi ben şöyle bir HTML dosyam var. İçinde herhangi bir şey yok arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi örnek HTML. Şimdi onun konumunu öğrenmek için şöyle şuradan konumunu kopyalıyorum. File ile birlikte, File C ile birlikte. Şöyle şuraya içerisinde bir şeyler yazabilirim. Mesela şöyle neyse önce yapıştırayım şunu da gitmesin. Şöyle içerisine arkadaşlar yapıştırdım. Çünkü bunu görüntüleyeceğiz default olarak. İstersek de web sitesi URL'i girebileceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Aynı zamanda şunun içerisinde bir paragraf yazalım isterseniz veyahut da heading yazalım. H1 diyelim. Bir heading yazalım. H1 profesyonel Java dersleri diyoruz. Evet, kaydettim. Profesyonel Java dersleri. Şimdi şöyle yapalım. Devam edelim kodlamaya. Evet, şimdi objemizi tanımladığımıza göre şimdi değişkenlerimizi tanımlayalım arkadaşlar. Değişkenlerimizi tanımlayalım. Tabii ki değişkenlerimizi şöyle şurada tanımlayalım. İstersek yukarıda da tanımlayabiliriz tabii ki. String default URL diyeceğiz. Default URL. J panel. Bir tane J panel. Araçlar paneli tanımlayacağız. Araçlar paneli. New J panel. Yani bu panelin içerisindeki kullanacağımız araçlar, buton bilmem ne falan. Bu gibi şeyler. Öyle uzunluk 25 olsun. Pardon, text field'in uzunluğunu vereceğiz bunu. Şimdi ise J text field diyelim. J text field. URL diyelim. URL. Yani URL'i almamız için bir text field'la lazım browser'da. Hani yukarıda URL giriyoruz ya, o text field'ı yapıyoruz şimdi arkadaşlar. URL için text field yapıyoruz. Ne diyeceğiz? New J text field. J text field. Buna 25 diyebiliriz. En fazla 25 karakter alsın. J text field arkadaşlar. J text field diyoruz. Üzerlerine geldiğimizde gördüğünüz gibi J text field eklememişiz. Ekleyelim. Import. Ekledik kütüphaneye arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. J paneli import J panel, tamam, bunu da ekledik. Evet, bu ne diyor? Tamam, burada şimdilik bir sorun göremiyorum arkadaşlar. J. Evet, bunu daha sonra yapacağız. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar metotları implement et diyor, onu edeceğiz ama şimdi değil. Şimdi şöyle yapalım, frame'imizi ekleyelim. J, tabii ki J editör pane'i eklemeyi unuttuk arkadaşlar. Onu da ekleyelim. Java editör pane, J editör pane. HTML sayfası diyelim. HTML sayfası görüntüleyeceğimiz için HTML sayfasını görüntüleyeceğimiz bir J editör, Java editör pane diyoruz. J editör
ekliyoruz. Şimdi de constructor'ımızı tanıyorum tabii ki. Bunu da aynı zamanda da kütüphanemizi import edelim. Import şey editor pane swing diyoruz. Onu da eklemiş olduk. Şimdi frame şöyle yapalım. Public java ders 44 constructor'ımızı tanımlıyordum. Constructor'ımızı tanımlıyoruz. String default URL. URL default olarak çağıracağımız URL neyimiz olacak? Dosyamız olacak. Dosyamızı görüntüleyecek default olarak. Onu nasıl yapacağız arkadaşlar? Şöyle yapacağız. Öncelikle neyi varımız vardı? JFrame'imiz var. Frame new frame new JFrame diyelim. New Java frame. Adı Java browser olsun. Java browser. Java browser dedik. Şimdi frame set default close operation bunu biliyorsunuz arkadaşlar. JFrame exit exit on close yani çarpıya bastığınızda kapanacak frame'imiz. Şöyle birazcık aşağı indirebiliriz. Hatta şunu da biraz aşağı indirelim ki evet tamam şu tırnak işaretleri kapanmasın. Yorumda yazabiliriz. Main class sonu diyelim. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. This nokta default this nokta default URL diyoruz. Default URL evet kapatıyoruz. Güzel. URL nokta add action listener diyoruz. Bir action listener ekleyeceğiz arkadaşlar. Nereye ekleyeceğiz onu? This diyoruz buraya. This. Yani şu görmüş olduğunuz şey için geçerli. Editor pane'imiz şu class'ımız için, constructor'ımız için geçerli. This'i biliyorsunuz arkadaşlar. Bir önceki derslerden. URL set text URL set text default URL diyoruz. Güzel. Araçlar paneli nokta add URL diyelim. Add URL. Tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Add URL dedik. Bir de frame add frame'imizi de ekledim. Şimdi araç panelimize araç panelinin içerisine frame'imizi ekleyeceğiz. Şurada hatırlıyorsanız bir araç paneli J panel tanımladık. Panelimiz içerisine yeni frame'imizi ekleyelim arkadaşlar. Şurada J panel hatırlıyorsanız. Devam edelim. Frame'imizi ekleyelim demiştik. Ne yapıyorduk? Frame'imizi ekliyorduk. Bir de border layout verelim. Layout north tepede gözüksün içerik arkadaşlar. Yani yukarıda başlasın içerik gözükmeye. Altta solda veyahut da aşağıda değil. Şimdi şöyle yapacağız. Evet. HTML sayfası diyeceğiz. HTML sayfası eşittir new j editor pane diyoruz. New Java editor pane default URL'i çağıracak bu. Java editor pane default URL'i yani HTML sayfamızı çağıracak. Burada evet yapacağız birazdan. Try catch metoduyla çağır diyor bunu. Try catch metoduyla çağıralım tabii ki. Unutmadan söyledi bize. Try catch metodu kullan diyor arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Biraz geri gelelim. Şöyle şuradayken servant with try catch diyelim. Görmüş olduğunuz gibi kendi otomatik olarak try catch'i ekledi arkadaşlar. Devam edelim. Şuraya try'in içerisinde HTML sayfasını çağırıyoruz dedik. Şimdi ise HTML sayfası nokta add hyperlinks hyper add hyper link arkadaşlar add hyper link ne işe yarıyor derseniz listener derseniz bu dediğim gibi şöyle şuradan this diyelim. URL'leri browser'daki URL'leri çağıracak arkadaşlar. Burada ne diyor? Evet yanlış açtık arkadaşlar. Hyperlist'i seçecektik. Add hyperlink listener this. Tamam şimdi oldu. Şimdi devam edelim. Yine HTML sayfası diyoruz. Nokta bu sefer de HTML sayfamıza set editable false diyeceğiz. Yani sayfayı editleyemeyecekler, düzenleyemeyecek arkadaşlar kimse. İsterseniz true yaparsınız, düzeltebilirler de sayfayı aynı zamanda. Şimdi şöyle yapalım. J scroll pane diyoruz. J scroll pane scroller new J scroll pane diyoruz ve HTML sayfamızı buraya
yazıyoruz. Aynı zamanda ne ekledik? Bir Java scroller ekledik. Bunu da kütüphanemize ekledim. JScroll pane'i buraya ekledi arkadaşlar. JScroll pane'imizi de eklettik. Şimdi Java scroll pane'imizi de ekledikten sonra frame add diyerek arkadaşlar frame'imizi scroller'ımızı yani şu aşağı yukarı inen şu scroller'ı ekledik. Bir de border layout şöyle yapalım. Border layout nokta center diyelim. Ortalasın arkadaşlar frame'imizi ortalasın. Şimdi şöyle yapalım. Try catch metodumuzun altına frame set size frame'imizin boyutunu verelim. 1200,800 diyelim. Frame'imizin boyutu. Frame set visible'ı da unutmayalım arkadaşlar. Bunu hatırlıyorsunuzdur. Şimdi bunları yaptıktan sonra arkadaşlar yapmamız gereken şey şurada bakın altı çizili Java ders 44'ün çünkü unimplemented methods'lar var. Onu ekleyeceğiz. Unimplemented methods dediğimizde gördüğünüz gibi aşağıya iki tane metot ekledi. Eklememiz gereken. Şunu Ctrl X ile keseceğim. Bir altına koyayım şöyle şunu arkadaşlar. Alta koydum şöyle. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Yapmam gereken şey burada linklere tıklandığında ne olduğunu belirtmem lazım arkadaşlar. Şöyle yapalım. If diyelim. If şöyle yapalım. If e nokta get evet e nokta get ya süreleri e yapalım. Arg sıfırları e nokta get event type evet ne çıkmadı? İki nokta yazmışız. Get event type diyoruz. Olay çeşidi hypertext link event hypertext etkin text olayı event type activated aktif linkler için geçerli olacak bu arkadaşlar. Aktif linkler için ne yapacağız? HTML sayfasında set page HTML sayfasının sesi büyük sayfası evet set page URL'i çekeceğiz arkadaşlar. E get URL. Ne yapacağız? HTML sayfasında URL'i göstermemiz için bunu kullanmamız lazım. Sayfayı gelen URL'e göre ayarlayacağız. Bunu da tabii ki try catch yapmamız lazım. Surround with try catch diyoruz. Kendisi try catch ile çevirdi arkadaşlar. Surround çevirmek demek anlamını. Etrafını sardı demek. Set text diyelim. Text içerisini de get description değil. Nokta get URL diyoruz. Get URL to external form arkadaşlar. Yani içeriği bizim okuyabileceğimiz external. Bakın construct each representation stringleri represent ediyor. Yani temsil ediyor, gösteriyor arkadaşlar. String içerikleri, objeleri bize göstermesini sağlıyor arkadaşlar. Bu system to external form. Üzerine geldiğinizde İngilizceniz varsa açıklaması yazıyor zaten. Şimdi bunu da yaptıktan sonra ikinci bir metodu uygulamamız lazım. O da arkadaşlar şöyle action performance yani ne olacak? Hangi action olacak arkadaşlar? Action ne olacak? Onu yapalım. If e get search yani eğer ki e get search kaynak eşitse URL'e bizim tanımladığımız URL değişkenine bakın şurada URL değişkenini tanımladık JTextField'da URL değişkenine eşitse yani biz siteyi çağırmaya çalışıyorsa sayfa URL'imiz olsun sayfa URL de bir değişken tanımlayalım şurada tabii ki evet şöyle yapalım string sayfa URL diyelim sayfa URL içini de boş verelim arkadaşlar sayfa URL sayfa URL diye bir değişken tanımladık. Sayfanın URL'i eşittir. Bizim default olarak tanımladığımız URL'e eşit olacak. Eşitse onu gösterecek. Eğer sayfanın URL'i bizim URL'lerimiz eşitse onu gösterecek. Değilse de kullanıcı hangi siteyi çağırdıysa else onu gösterecek arkadaşlar. Onu nasıl yapacağız? J option pane şöyle yapalım. Eğer ki hani bir URL çağırmıyorsa kullanıcı bir web adresi girin diyelim. Yani şurada bir URL ise tamam göstersin onu. Bizimki veyahut da değil. Herhangi bir sitede çağırabilir. J option pane diyoruz. Nokta show message dialog diyoruz. Java ders 44 diyoruz. Şuraya mesela bir uyarı olarak ne diyebiliriz? Lütfen web adresi giriniz. Lütfen bir web adresi giriniz diyelim. Bir web adresi giriniz diyelim uyarı olarak. Hata olarak da
Şöyle yapalım. Virgül. Hata diyelim. Hata da default olarak Java kendisi hatayı göstersin. Onu nasıl yapacağız? J option pane nokta error message dememiz yeterli. Kapattık mı? Kapattık. Şimdi devam edelim şurada arkadaşlar. Bunu da gerçekleştirdikten sonra şöyle HTML sayfamızda şöyle şu aşağıda evet şöyle public'in içerisinde ne yapmamız lazım? HTML sayfası set page diyoruz. Set page new URL desek new URL diyeceğiz. New URL ne dedik? New URL sayfayı çağıracağız arkadaşlar. New URL şimdi sayfayı çağıracağız ve ekrana yazdıracağız. Onu nasıl yapacağız? Burada sayfayı yani kullanıcı bir URL girdiğinde sayfayı ayarlıyoruz buradan. Sayfa URL'e eşit olacak. Fakat burada bir şey diyor. Kütüphane java.net URL'i kullan diyor kaynağa ulaşmak için. Tamam öyle yaptık. java.net URL diye çağır diyor. Böyle çağıramazsın diyor. Aynı zamanda bunu da try catch ile ne yapmamız lazım? Çevirmemiz lazım. Arkadaşlar şöyle şunu da try catch ile çevirelim. Try catch'i de şuradan try ne dedik? Try catch ile çağıracağız dedik. Şuradan catch çağıralım bir tane. Evet. Try catch. Bir öncekinde ne kullanmıştık? Try catch'te E1 tamam. Fark etmez. Evet, try catch print. Tabii ki hata aslında bunu vermesin. Hata ne versin biliyor musunuz? Biz kendimiz hata verdirtelim. Şuradan Java ders ne oldu? Java ders 44 nokta dist diyeceğiz. Dist dedik evet güzel. Şimdi şöyle hatamızı biz verdirtelim. Şuradan şunu kullanmayalım biz. Kendi hatamızı verdirtelim. Java ders 44. Mesela HTTP girmeyi unutabilir. Lütfen HTTP slash kullanınız diyelim. Eğer kullanıcılar HTTP kullanmazsa yani gene unutabilir. WW kullanabilir. Hata diyelim. J option pane error message diyelim arkadaşlar. Bu kadar. Bakalım çağıracak mı? CTRL-F11 yapalım. Herhangi bir hata yapmış mıyız? Hatamız tabii ki varmış. Bakalım hatamız neymiş arkadaşlar. Hemen hatamızı bakalım ve dersimizi J option pane J option pane CTRL-F11 diyelim. Evet gördüğünüz gibi çağırdı. Şu an benim gördüğünüz olduğunuz gibi profesyonel Java derslerimi HTML sayfamda gösteriyor. PHP hocamı çağırayım mesela http www.php.hocam.com dediğimde bakalım. Evet ne olacak? Enter'a tıkladım. Görmüş olduğunuz gibi gelmesi lazım. Evet geldi. Fakat HTML CSS falan olmadığı için HTML CSS falan olmadığı için ne oluyor? Tabii ki yani sadece HTML'i okuyor. JEditor Pane. Text dosyalarını okuyor. CSS ve JavaScript'i falan okumadığı için sayfayı tam olarak görüntülemiyor. Yani tüm özellikleri görüntülemiyor. CSS ve JavaScript özelliği de eklersek bildiğimiz tam bir browser olur bu arkadaşlar. Bugünkü dersimizde bu kadar olsun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.